Ekrem İmamoğlu'nun kazanmış olmasına rağmen hala AK Parti tarafından diretilmesi, itiraz edilmesi nasıl karşılıyorsunuz? Yani tüm olumsuzluklara rağmen bir seçim oldu. Bu seçimde de ben oy oranının, yani o eşit, demokratik bir ortamda olsaydı çok farklı olacağını düşünüyorum. Ama evet. buna rağmen halk bir değişim istedi. Değişim istedi. Yani bugün yapılan da baştan sona kadar. Yani en çok zaten bizim mesela bu tecrit konusunda da en çok dikkat edilmesi gereken, biz şunu istiyoruz. Diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti mevcut yasa ve yönetmenliklerine uymuyor. Kendi yasaların anayasasına, kanunlarına uymuyor. En çok eleştirme üzerinde durması gereken bu. Çünkü şimdi İstanbul'da seçime itiraz edilebilir. Seçime itiraz edilebilir veya yani ben seçim tecrübesi artık oldu. Ben 2011'de biz bağımsız aday olduk. 2015 7 Haziran'ı, 1 Kasım'ı, 24 Haziran'ı ben seçimler çalışmalarına katıldım. Biz biliyoruz. Yani elinde somut şey varsa, mesela ıslak imzalı belge varsa, bunu ilçe seçim kuruluna veya il seçim kuruluna götürdüğünde düzeltebiliyorsun. Çünkü o sandıkta 6 tane partilerin müşahidi var. Hepsinin imzası var burada. Hepsinin imzası var. Ya bu düzeltilebilir ama bugün yapıldığı gibi, yani İstanbul'da yapıldığı gibi antidemokratik, yasal olmayan bir şey. Şimdi yasal olmayan bir şey. Siz diyorsunuz ki tüm geçersiz oylar. Geçersiz oylar zaten 6 tane, yani o partinin temsilcilerinin huzurunda geçersiz sayılmıştır. Eğer şu varsa, yani diyelim A Partisi'nin müşahidi demiştir ki siz bu oyu geçersiz sayıyorsunuz, ben şer korudum. Evet. Şimdi o incelenebilir. Yani o sandık içi açılır, o incelenebilir. Onun dışında tüm geçersizler oyları Yüksek Seçim Kurulu'nun bu konuda kesin kararı var. Kendilerinin verdiği karar var. Ve ne diyor Yüksek Seçim Kurulu? Yine bunlarda oyun bitmez. Yani Osmanlı'da oyun bitmez derler ya. Bunlarda oyun bitmez. Biz diyor ilçelerin o geçersiz oyları sayma kararı alıp başladığından dolayı diyor devam etmesini istedik diyor. Biz esastan diyor incelemedik diyor. Evet. Esas ne demek esastan incelemedik? Bu yasaya aykırı. Eğer belli yerlerde böyle geçersiz oy varsa, şerh konmuşsa o şey yapılabilir. Ki kaldı ki yani şu sonuç kendiler nasıl ilan ederse etsin AKP bu ülkede en örgütlü partidir ve her sandıkta gözlemcisi ve müşahidi var. Bizim birçok yerde sandık müşahitlerimiz sandığın başına konmadı. Evet. Sandığın başına konmadı. Yani, akşamdan gözaltına aldı. Akşamdan gözaltına aldı. Şimdi bu seçimin yani bugün sayılıyor tekrar o geçersiz oyla, bazı ilçelerde de tamamen sayılıyor. Ben sonucunun değişemeyeceğini düşünüyorum. Değişirse de bunlar gaspla. Yani diyecek biz kazandık. Yani bunun başka bir yolu yok. Yok. Çünkü kendilerinin, müşahitlerin önünde, yani biliyorsun güçlü olan her zaman zayıfa hile yapar, baskı yapar. Zayıfı güçlü şey yaptığı görülmemiş bu. Yani bu eşyanın doğasına aykırı. Bu anlamda ben gerçek kazananın İmamoğlu olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar da
oyunda bitmez yani. Bitmez, evet. Oyunda bitmez yani. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu şey yapmıyor mesela, tüm medya ellerinde, bazı ilçelerde bitmiş şey, sayım bitmiş. Orada söylemiyorum. Söylemiyor. Demiyor ki, ya seçim tekrar sayıldı. Eski tutanaklara göre böyleydi. Bugün burası değişti demiyor. Çünkü o zaman aleni olacak. Herkes görecek ne olup bitiyor. Bunlar bir oldu bitti peşindeler. Ya da CHP'nin yaptığı tahminler, yani bunlar belgeleri, bilgileri oradan kaçırma. Zaman kazanarak kaçırma. Böyle bir şey yani. Bunun dışında seçim sonucunun değişmesi bir el koymadan başka bir şey olmaz. Bir el koyma. Gasp etme. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım. Peki, teşekkür ederim Sayın Vekil. Ben de teşekkür ederim.